Dönelim. Kaç yıllık gelinsin Gamzeciğim? 8 yıllık gelinimiz var. 8 yıllık. Anlı şanlı 8 yıllık. Bre evet. Bre bre. Gelin. Yakın evet. Oturuyorsunuz. Yakınız. Yürüme mesafesi. Neredesiniz Bursa'da? Bursa'da Molla Arap. Molla Arap. Evet. Ne tarafa yakındır? Ben çekirgeyi biliyorum. Ulu Cami'nin oraya yakın. Ulu Cami'ye yakın. Set başındayım evet. Ben. Aa evet. Güzel. Çok güzel evet. Bir İskenderci vardır orada. Evet. Aa süperdir. Evet. Hemen köşeyi evet. Dön. Kestane şekeri. Evet. Allah. Bursa'mızın. Ay özledim be kaç yıldır gidemiyorum. Vallahi belki 20 yılım var. En son tiyatro turnesiyle gitmiştim. Evet. Gidesim vardı zaten yeşil Bursa'mıza, güzel çok Bursa'mıza. Güzel. Gelirsek çok. İnşallah ziyaretçilerde emin oluruz. Yani ziyaret efendim siz geldiniz sıra bizde. Tabii evet, ki bekleriz. Çok memnun oluruz. Bekleriz. Tamam inşallah ama önce şu İstanbul'u bir güzel atlatalım değil evet. Mi? İnşallah söyleyelim. 15 bin TL bomba için. Gibi geldim. Bomba gibi. Ben yüklü evet. Gelmişsin duydum. Geldim. Dün kayınvaliden söyledi. Evet. Ama önce bir tanışma hikayeni duyayım eşinle. Evet. Anlatayım hemen. Lütfen. Üniversitede okurken eşimle. Bravo. Böyle üniversite okuyan yani insanlar. Gördüm evet, ama acayip evet. Oldum. Tebrikler. Beni görmüş, çok beğenmiş ya. Öğretmenimize demiş ki ya hocam Gamze'yi ben çok beğendim. Siz aracı olun demiş. Öğretmene. Evet. Evet. Aha gittim. Bu ne cesa ama öğretmene söylemeyeyim bir arkadaşına ya, evet. Arkadaşına söylesene. Artık o kadar gözü dönmüş. Öyle bir aşk ki ta öğretmene kadar. Aynen öyle. Öğretmen 6 dedim. Ay peşimden koştu zaten. Oh, iyi olmuş. Ya. Öğretmen ne demiş? Bana geldi söyledi. Ne dedi? Dedi ki Gamze bir çocuk var ama senden çok hoşlanıyor. Hmm. Allah Allah dedim ya kim hocam o çocuk? Kırmızı montlu dedi. Her zaman peşinde. Öğretmen aa, adını dedim. Bilmiyor mu öğrencisi? Biliyor da bana direkt onu söyledi. Montlu. Yani resmini gösterdi bana. Ben görünce aa evet hocam hep görüyorum. Kırmızı, eşkariye. Kırmızı montlu. Montu sakal, var dedim. Sakallı. 1.88 boyunda. Evet. En son kütüphanede görüldü. Hala saklıyor montunuzu hala. Aa! Evet. Hatırası hala, var. Evet. Her sene evlilik yıl dönümümüzde montu giyiyor. Evlilik dönemimiz ne zaman? İnşallah kıştır. Kanka montla Temmuz'da kırıcı giyiyor, olabilir. Yazın ama hatıra yani. Aşkım bu. Kokuyorsun leş gibi ama olsun hatıramız canlı kalsın. Ne güzel ama. Evet. Sonra öğretmen sana dedi sen şok. Ben şok kabul etmedim dedim ki yani hocam. Öğretmeni sınıfta bırakın kalsın da aklı başına gelsin. Yani dedi. Yok kabul etmiyorum dedim. Sonra bana dedi ki hocamız ya Gamze çok hastayım. Bir kafedeyim. Gel çok moralini de bulduk. Öğretmen. Öğretmenim. Arkadaş gibiydik. Ne kafa biz. Öğretmen ne kadar güzel ya. Vallahi billahi. Bravo bak arkadaş evet. Gibi. Evet arkadaş gibiydik. Tamam hocam dedim. Gittim bir baktım ki eşim orada. Aa sizi buluşturdu. Ya, bir de okul sınıf arkadaşları demişler ki Gamze gelmez. Evet. Gelir gelmez. Onlar benim arkamda. Ben onu görünce anladım oturdum. Meğer onlar bir arkamda. Bir kumpas var burada. Var. Tam ortasına düşmüşüm Zuhal Hanım. Ne yaptın görünce? Şok oldum. Adı neydi eşinin? Emre. Siz tanıştığınızda nasıl da aranız bir şey oldu mu gelin kayınvalide adayı olarak böyle bir... Yok olmadı. Gerginlik veya sıcaklık. Ah 4 sevdim, yıl nişanlı ama... kaldım Zuhal Hanım. 4 yıl. 4 yıl. Hem de kayınvaliden vermedi oğlunu bana. Aa, evet. Küçük dedi. 4 yıl. Okuyor dedi. Ama okuyorlardı. Bunu genelde kız tarafı söyler ama kızın babası aa, falan. Annem kızın dedi küçük. Ki gel kızın düğününü ben yapayım o zaman dedi. Senin annen? Benim annem dedi. Aa, niye öyle ya? Ama ya, üniversite bitirmiş. Evet üniversiteyi tam bitirmişti ama askerliği vardı. Aa. Tamam. Geldiği 4 zaman... yıl mı yaptı askerliği? Yok 4 yıl yapmadı ama geldikten ya, sonra Zuhal da... Hanım, biraz uzattı biraz yani. Bahaneler, kıyamadım. Var mı başka oğlunuz? Var, bir oğlum bir kızım daha var. Ha bir oğlunuz bir kızım. Bu en küçüğüm. Ha küçük bir de biraz araları çok 15 yaş araları ablayla. Oo, evet bayağı var. Bu biraz benim daha kıymetlim oldu. Ha, en tabii. Küçük evin içinde küçüğü. Kalmışları yaşamak hep için. Hep öyle anneler evet, için aynen. En küçük çocuğun böyle farklı evet. Bir şeyi vardır yeri değil mi? Onun evet. İçin pek kıyamadım. İnsan kabullenemiyor herhalde evet, onların yani, büyüdüğünü. Aynen. Evleniyor gidiyorum ama bu benim en küçüğüm. O hep küçük evet. Kalmalıydı. Hep veremedi zaten. Neden büyüdün ki? Evet. Aynen. Aa. Veremedi, küçük kaldı onda. Veremedi, 4 yıl veremedi, büyüttü Zuhal Hanım. Öyle öyle, senin çocuğun evet. Vardır tabii. Var, 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ali canım aa, var. Aa, erkek annesisin. Evet, evet. Ama 2 tane oğlum. İki tane. Yarın bir gün kayınvalide olacaksın. Evet. Geleceğin kayınvalidesi duruyor. İnşallah. Sen inşallah. Öyle yapmazsın inşallah.
Bilemez ya. Hanım. Yani. Aslında çok da böyle değil mi? Evet. Biz kendimiz konuşuyoruz da başa gelmeden bilemez kimse. Belki daha fena olur. Belki. Neden sen erkek annelerine özgü bir şey bu? Evet. Kız annelerinde öyle bir şey olmuyor ama fazla. Şimdi hak veriyorum Zuhal Hanım. Değil ya, ya. Ya ya. Şimdi diyorum yani anneciğim hakikaten haklıymışsın. Dur daha onları düşünmeye çok var ya. Bizim olayımız yemek. 15.000 TL sezona başladık. Bir de annen dedi ki biz Bursa'dan her şeyimizi getirdik. Evet. Yüklendim her şeyimi. Yemek takımımı, bardak takımımı, kaşık takımımı, her şeyimi. Masa örtümü kendim diktim. Mumluklarım çok güzel, kokusuz. Sen her şeyi getirdin. Her şeyimi getirdim. Arabanın her arkasına şeyim, yüklendin. Evet. Kamyon aynen gibi doldurdun. Aynen. 8 valizle geldim. Benden sana artı bir puan. Ay. Hatta meyvelerimi, ahududu, karamuk, erik, patatesim, domatesim. Patatesim kendi babamın bahçesinden. Karamuğum, eriğim, ahududum, halamın, kozorenden. Halamın, karamuk, karadut, bamya, erik, patates, bamya karamuk, var. Bamya. Oh. Bamya annemden. Domates, biberlerim, onlar babamdan patatesler. Fazla getireydin de biz de nasiplenirdik. Etlerim ay. dağdan ay, kuzuyu kestirdim. Ay. Kuzular kestirdim sizin için. Ya Zuhal Hanım hem de süt kuzusu yumuşacık. Ya. Vallahi ah, seni tebrik ederim. Bir şey bak, söyleyeyim mi? Evet, tamamen evet. Dağdan doğal o yediği otlarla böyle nadide bir et. Vallahi lokum gibi Zuhal Hanım. Şimdiden ağzım sulandı. Yalnız bu özen, bu itina, bu ehemmiyet gerçekten de benim çok hoşum. Evet. İşte yarışmada bekliyoruz efendim bu tür hareketler. Bak üşenmemiş. Çok özendi, çok özendi. Şey yapmamış, evet. Yüklenmiş, getirmiş. Bir haftadır hazırlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.